Pembe bir küveti beyaza boyayalım. Bakır bir musluk yeşil pasla kaplanmış. Küvet pas tutmuş ama bu şekilde çok değişik görünüyor. Hava hemen karardı. Uyumadan önce kızımın banyo yapması gerekiyor. Musluğu açayım. Aa, yine pas tutmuş. Bir kovanın içinde temiz su getirmem gerekiyor. Böylesi daha iyi. Daniel tatlım. Evet anne. Üzerine değişmeye git. Kıyafetlerini çıkarıp doğruca küvetin içine zıpladı. Dikkatli ol. Annesi kızını süngerle temizledi. Ve kızına sıcacık bir havlu sardı. Şimdi uyuyabilirsin. Vakumlu bir canavar radyoaktif çöplükten kaçtı. Birkaç parçasını kullanalım. Vakumun içine pipet geçirelim. Siyaha ve sarıya boyayalım. Eski pompa hala iyi bir iş çıkarıyor. Anne evine döndü ve elini yıkamaya karar verdi. Musluğu açar açmaz küvet suyla doldu. Görünüşe göre bir şey gideri tıkadı. Sorun değil. Pompayı kullanabilirim. Hadi temizleyelim. Aa, sebebi şimdi belli oldu. Birkaç tane saç deli. Aa, başardım. İlginç. Anladım. Yaşasın. Ben sihirli bir unicornum. Bu çok kirli. Anne bak. Unicorn oldum ben. Her zaman sürprizlerle dolusun. Hafif kirleri seçelim. Sarıyı kullanalım. Bir top anne ördeğe dönüştü. Çok şeker. Anne ve kız su parkında güzelce vakit geçiriyorlar. Anne bak zıplıyorum. Dikkat et. Woohoo! Yumuşak iniş. Flamingo üzerine zıplamadan sıkıldı galiba. Helikopter geliyor. Onları gördüm. Hadi inelim. Merhaba. Aa Katie. Sizi gördüğüme çok sevindim kızlar. Size bir hediyem var. Şu ördeklere bir bakın. Vay canına. Teşekkürler. Hadi git havuzda oyna. Bu sevimli ördekler kıza eşlik etmeye başladı. Onlarla yüzmek çok daha eğlenceli. Birlikte çok eğleniyorlar. Bebek buna bayıldı. Ups, bir tane ördek saçına takıldı. Kazak kumaşından bir tane uzun yün başlık keselim. Ölçüsünü alalım ve bir kapşon dikelim. Çok iç karartıcı oldu. Kenarları yıpranmış ve kumaş oldukça eski ama kızımız buna bayılacak. Anne ve kızı odada oturuyordu. Daniel sıkıldı. Anne, yatağa zıplayacağım. Evet, çok eğlenceli. Biraz sessiz ol tatlım. Saat geç oldu. Aa, biraz yoruldum. Kendini battaniyeye sardı. Bir fikrim var. Kız uykuya dalar dalmaz annesi dikiş yapmaya başladı. Daniel bunu çok sevecek. Daniel uyandı. Onu bekleyen yeni bir kıyafeti vardı. Aa, ne zaman uyudum ki ben? Günaydın tatlım. Sürpriz, sana bir başlık diktim. Dener misin? Bu sıcacık ve simsiyah. Teşekkürler anneciğim. Harika bir hediye bu. Plastik yemişlerin dışına cilalayalım. Hepsini sime buluyordum. Onlardan birer banyo bombası yaptık. Etiketle ve piyonkla kutuyu süsleyelim. Anne alışverişten geldi. Aa, bir sürü poşet getirdim. Alışveriş yapmak bazen yorucu oluyor. Biraz dinlen anneciğim. Banyodaki bu gürültüde ne? Köpek hoş kokulu bir kutu buldu. Onları sakın yeme dostum. Bunlar banyo bombası. Anneme rahatlatıcı bir banyo hazırlayayım. Banyo bombası suyu aniden köpürttü. Gül yaprakları ekleyeceğim. Böyle güzel oldu. Neler oluyor burada? Biz de seni bekliyorduk anne. Sürpriz.
Bebeğim çok güzel bu. Teşekkürler. Tam da rahatlatıcı bir banyoya ihtiyacım vardı. Modelleme killeri ufak parçalara ayrıldı. Tada! Küçük sabun parçalarına ayıralım. İki parçayı üst üste koyalım ve etrafını bir iple saralım. Çamaşır sabunu her zaman iş görür. Anne bu sabunda gizli bir gücün olduğunu biliyor. Bu sabunla her şeyi yıkayabilirim. Kıyafetler mi? Çok kolay. Banyo yapmak mı? Çamaşır sabunu yine yardıma koşuyor. Fazla para harcamadan bulaşıkları bile yıkayabilirsiniz. Yağlar hemen çözülür. Temizlendi. Sen ne kullanıyorsun? Bulaşıklar resmen ışık saçıyor. İnanamayacaksın ama çamaşır sabunu kullanıyorum. İstersen bir iki tane eve götürüp deneyebilirsin. Bir küvet için detay toplayalım. Düğmeleri olan bir musluk takalım. Fırça pastel tonlar kullanmaya karar verdik. Küvetin kenarlarını güllerle süsleyelim. Birkaç tane çine ekleyelim. Pipetlerin içine ahşap şişler geçirelim. Işıl ışıl bir perde takalım. Gökkuşağı anne ve kızı Rachel mutfakta birlikte tatlı yapıyor. Krema yapmama yardım etsene. Rachel yardımcı olduğu için çok mutlu. Ama bu tatlı canavarı kendini kontrol etmeyi beceremiyor ve kremanın tadına bakıyor. Nefis! Aa, her tarafın kir olmuş. Lezzetliydi ama. Hadi gidip temizlenelim. Anne sıcak suyu açıyor. Biraz köpük ekleyelim. Annesi kızının yüzündeki ve saçındaki kremaları temizliyor. Köpükler Rachel'ın hoşuna gidiyor. Artık tertemiz oldu. Yün kumaştan 3 ayrı parça yaptık. Yumuşak bir bornoz yapmak için hepsini birbirine dikelim. Göğsünde güzel bir broş ve arkasında bir papatya var. Kızını sıcak tutması için anne sevimli bir bornoz dikti. Giy bakalım. İşte oldu. Hazır mısın? Ellerine krem sürelim. Şimdi de bacaklarına. Gıdıklandı mı? Ailecek şöminenin önüne oturdular ve çıtırdayan ateşin sesini dinlediler. Ne kadar güzel bir akşam. Küçük dar topları yapmak için kürdanların ucunu keselim. Köpük kağıttan altıgen tüyler yapalım. Böylece oklar çok daha rahat uçacak. İki ayrı takım yaptık. Hedef tahtasını keselim. Harika bir dart takımı yaptık. Anne çöpün kenarından geçerken sıra dışı bir şey gördü. Yeni dartlar. Bu kadar güzel şeyleri buraya kim attı? Kızı evde annesinin dönmesini bekliyordu. Merhaba, ben geldim. Bak sana ne getirdim. Hadi oynayalım. Vay canına, dartlar. Hep bunlarla oynamanın hayalini kurmuştum. Neler yapabileceğini göster bakalım bana. Anne ve kız dart oynayarak güzelce vakit geçirdi. Ani bir buluşun onların hobisi olacağını kim bilebilirdi? Yes. Mideli resimlerinden ve renkli kitap kapağından resim kitabı yapacağız. Atlama halkaları takalım. Çok güzel bir resim kitabı yaptık. Tatlım bak, sana yeni resim kitabı aldım. Siyah aile gökkuşağı ailesini ziyarete geldi. Hadi birlikte boyayın. Biz de biraz çay içip sohbet edelim. Daniel Rachel'a katıldı. Burada bir sürü harika midilliler var. Yanıma otursana. İkimize yetecek kadar boya kalemi var. Ancak Daniel sadece siyah boya kalemini kullanıyor. Anne, ne yapıyorsunuz kızlar? Gösterin bakalım. Aa, iyi iş çıkardınız. Gerçekten yeteneklisiniz. Aha. Daha sık bir araya gelelim.